Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme lekel hamd ve li nebiyyike salatu ve selam ve ba'd. Abdest hükümleri taharet bölümünün önemli başlıklarından birisidir. Abdestin ahkamının ayrıntılarına şöyle bir göz gezdirecek olursak, abdestin dindeki yeri gerek namaz açısından ve gerekse musafa tutmak gibi, tilavet secdesi yapmak gibi, Kabe'yi tavaf etmek gibi meseleler açısından dindeki yerini biliyoruz. Ama buna rağmen namaz için olmasa bile, musafa tutmak için olmasa bile musluğun başına geçip abdest almak mahza sevaplı bir iştir. Yani abdest, velev ki bir maksadı gerçekleştirmek için olmasın, sadece şöyle iki rekat namaz kılar gibi bir güzel abdest almak, o da faziletli işlerdendir. Bu ümmetin, ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü ortaya çıkacak farklılıklarından birisidir abdest. Bu nedenle abdestin teferruatına, yani ayrıntılarına bakmamızda önemli bir ders var. Burada özellikle abdestin temizlik boyutunun da bulunduğunu, Müslümanın dört organının muhakkak yıkanması gerektiğini, ama asıl maksadın temizlik yapmak değil, Allah'ın emrini yerine getirmek, Peygamberinin aleyhissalatü vesselam sünnetini icra etmek olduğunu söyleyeceğiz. Yani abdeste el, yüz, kol, ayak yıkanıyor. Bunlar bir temizlik sağlıyor. İşte her gün şu kadar suyla buluşuyoruz da şu gidiyor, bu geliyor. Bu tip nedenlerle ibadet yapılmaz hiçbir zaman. İbadetlerin üzerinde hikmet araştırması yaparak, yani şu ibadeti araştırdık, İnsana şu açıdan çok yararı oluyormuş, derinin delikleri canlanıyormuş da insan daha aktif oluyormuş gibi nedenlerle ne gusledilir ne abdest alınır. Bu takdirde, yani eğer ibadetlerin hikmetlerini, gerekçelerini araştırarak ibadet yapacaksak, hikmetini bulamadığımız bir şeyi yapmamamız gerekecek o zaman. Bu yanlış bir usuldür. İbadetler tevkifidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından nasıl öğrenildiyse öyle yapılır. Gerekçe ve neden üzerinde durulmaz. Abdesti biliyoruz ki abdestin belli ibadetlerin yapılmasında şartiyeti vardır. Abdest olmadan namaz olmuyor. Abdest olmadan tilavet secdesi olmuyor. Abdest olmadan Kur'an'a, musafa el tutulamıyor. Tavaf edilemiyor. Bu tip nedenlerle abdest zorunlu bir ibadettir. Bu kadar. Şu faydası var mıdır? Elbette olabilir. Şuna yararı var mıdır? Olabilir. Ama bunları ibadet gerekçesi olarak biz düşünmeyiz. Bir ibadeti ya da fıkıhtaki bir konuyu incelerken fukaha onun şartlarından söz ederler. Şart deyimi fıkıhta olmazsa olmaz anlamında kullanılmaktadır. Yani abdestin şartları demek, başka türlü abdest olamaz demektir. Eğer abdest bir ibadet olarak yapılacaksa onun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Şart da iki türlüdür abdeste. Birincisi gerekmesinin şartları. İkincisi de geçerli olmasının şartları. Buna fıkıh deyiminde vücubiyetinin şartları ve sıhhatinin şartları denir. Vücubiyetinin şartları, yani gerekmesinin
şartları demek. Yani ortada abdest diye bir iş vacip olması için onun öncesinde şu şu olması lazım ki abdest vacip olsun. Aksi takdirde abdest vacip olmaz. Sıhhatinin şartları demek, abdestin sıhhatinin şartları da onlarla ancak abdest mümkündür demek. Demek ki şart, yani mesela abdestin şartı, o olmadan abdestten söz etmek mümkün değil demek. Bunu ikiye ayırıyoruz. Bir, abdesti zorunlu hale getiren şartlar. İki, abdesti geçerli hale getiren şartlar. Abdesti zorunlu hale getiren ya da başka türlü abdese gidiş mümkün olmayan şartlar 8 tanedir. Birincisi akıl. Aklı olmayan için abdestten söz edemeyiz. İkincisi buluğ. Buluğ çağında olmayana ibadet teklifi yoktur zaten. Yani çocukların abdest almaları, küçük çocukların, mümeyyiz çocukların abdest almaları fazilettir, sevaptır ama şart değildir. Çünkü neden? Abdesti idrak edecek kimliğe ve akla sahip değildir. Buluğ çağına gelmeyen bir çocuk. Müslüman olmak da bir başka şartıdır. Neden? Çünkü Hanefi mezhebi fıkhında ve genelde fıkıhta Müslüman olmayan İslam'ın ibadetleriyle mükellef değildir zaten. Yani kafir bir insanın ne abdesti, ne namazı, ne orucu ibadet değildir. Dolayısıyla onun için abdest şartı diye bir şarttan da söz etmek de mümkün değil. Yapsa da muteber değildir. Akıl, buluğ ve İslam hemen hemen her ibadetin ön şartıdır. Bu üç şey olmadan kimseye ibadet yükümlülüğü getirilmez. Diğer şartlara geçmeden buluğ şartına dikkat etmemizde fayda var. Namaza mesela hazırlık veya abdest eğitimine hazırlık çocuklara küçük yaştan itibaren verilmesi gereken bir aşıdır. Ama 30 yaşında bir insanın, bir Müslümanın abdesti ve namazıyla 8 yaşında bir çocuğun buluğ çağına gelmediği için abdesti ve namazı aynı değil. Biz 8 yaşında 7 yaşında bir çocuğu da tam abdest ciddiyetiyle eğitiriz, hazırlarız ama 8 yaşında bir çocuğun mesela sonra öğrensek ki başını meshetmeyi becerememiş, başını meshetmemiş, 10 sene sonra öğrenmiş. Şimdi 8 yaşında bir çocuğun, yani buluğ çağına ermediyse, 8 yaşında bir çocuğun 10 sene sonra, 20 sene sonra o yıllardaki namazlarını kaza etmesi gerekmez. Neden? Zaten o şartları oluşmamış bir ibadet yapıyordu. Ama aynı şey ya baligh bir insanın başına gelecek olsa, anlasa ki başını meshetmeyi bilmiyordu, başını meshetmedi, 3 sene öğle namaz kıldı, onun namazlarının hepsinin iadesinden, tekrar kılınmasından söz edebiliriz. Böyle bir konu açılabilir. Çünkü onun abdestiyle, yani baligh bir insanın abdestiyle baligh olmayan bir insanın abdesti aynı değil. Bir başka şart, suyu kullanmaya güç yetirmektir. Abdeste genelde üçer keredir. Mes'in dışındaki, meslerin dışındaki vazifeler üçer keredir yıkamalar. Bunun en az bir defasını yapmaya gücü yetebilmek, güç sahibi olmak da abdestin gerekmesinin şartlarındandır. Bu suyu kullanamama, güç yetmemeyi teyemmüm bölümünde ayrıyeten göreceğiz. Abdestin
şart olmasının gereklerinden biri de hadesin, yani manevi pisliğinde oluşması lazım. Hades bir Müslümanın, mükellef yani akil, baliğ bir Müslümanın ön ve arkasından pislik çıkması, bedeninden kan çıkması, abdesti bozucu şeyler dediğimiz nesneleri saydığımızda, ağız dolusu kusması, yatarak uyuması gibi nedenler hades nedenleridir. Aybaşı halinin olmaması abdestin şartlarındandır. Lohusa halinin olmaması abdestin şartlarındandır. Bu da şu demek, yani abdest şart olabilmesi için kadının aybaşı kanının kuruması lazım, bitmesi lazım. O haldeyken abdest diye bir ibadetten söz edemeyiz. Tıpkı baliğ olmayan çocuk için nasıl abdestten söz edeyim? Hatta baliğ olmayan çocuğun abdesti gene abdesttir. Bir şart olmasa bile, ama aybaşı kanaması devam ederken, lohusalık kanı devam ederken kadının abdest almasının hiçbir değeri yok. O el yüz yıkama hükmünde olur. Ve bir şartta abdest için yani abdest ne için yapılacaksa onun vaktinin sıkıştırmış olması lazım. Bunu şöyle açabiliriz. Öğle namazını kılmak için abdest almak gerekir. Abdesti olmayan bir Müslümanı düşünüyoruz. Öğle namazı saat 1 ile 5 arasında kılınabiliyor. Yani bir de öğle namazının vakti giriyor, ezan okunuyor diyelim. Bir daha ikindi vakti girinceye kadar, mesela 5 kabul edelim bunu, 17. 13-17 arası öğle namazının vaktidir. Müslüman öğle namazını ne zaman kılacaksa o namaz için gerekli olan abdest o anda şart haline gelir. Öğle namazını 5'e 20 kala kılacak olan birisi için 5'e 20 kala abdest şart haline gelmiş olur. Mesela öyle bir pozisyon takdir edelim ki ikindi namazının tam 17'de olduğu varsayımında, öğle namazının 4 rekat farzının kılınabilmesi için 17'ye 5 kala, 5 dakikalık bir zaman öğle namazının kılınabilme vakti, son vakit. Öğle namazının kılınabileceği son 5 dakika abdestsiz bir Müslümana abdestin otomatik farz olması demektir. Çünkü namaz son anına girdi, namaz can çekişiyor. O esnada abdesti olmayınca namaz farz olduğu için, namaz da ancak abdestle mümkün olduğu için, abdest namazın hükmünü aynı anda taşımış olduğundan farz olarak mükellefin karşısına çıkar. Tabii bu, yani namaz ciddiyeti olan birisi için böyle bir ayrıntıya girmek gereği yoktur. Ama ne zaman abdestli bulunmak lazım, ne zaman abdestsizlikten dolayı vebale girer bir Müslüman, bu soruların cevabında bu tip ince meseleler bize lazım. Yoksa abdest almadığı için bir Müslüman vebale girmez. Ama son 5 dakikasında namaz onu sıkıştırıyor, 3. dakikadan itibaren namazı yetiştiremeyecek. O arada Müslüman namazdan dolayı vebale girdiği gibi abdestten dolayı da vebale girmeye başlıyor. Çünkü abdest namazın ön şartı. Namaz mesela 17'ye 1 kala artık namazın vakti bitti. Yani ondan sonra yetişmez bir namaz. Bir rekatı bile yetişmez. Dolayısıyla o Müslüman namaz, öğle namazını terk etmekle beraber bir de üzerine şart olan abdesti de terk etmiş durumuna düşer. Abdestin demek ki iki türlü şartı var dedik. Bir, abdestten önce oluşması gereken zemin. Bunlar 8 şeydir dedik. Bir de abdestin içinde şartlar var. Başka türlü de abdest gerçekleşmiyor. Ortaya çıkmıyor. Bu abdestin
iç şartları, yani abdestin içindeki oluşması gereken zorunlu şartlar üç şeydir. Birincisi, yıkanması gereken yerlerin iğne ucu kadar bile olsa kuru bırakılmaması gerekmekte. Yani kol yıkanacak dendiyse, yıkanacak bölgede, kol bölgesinde, biraz sonra ölçüsünü göreceğiz, kol bölgesinde yıkamanın %100 gerçekleşmesi lazım. Abdestin sıhhatinin, yani gerçekleşmesinin şartlarından birisi budur. İkincisi, abdest sahih olması için, gerçekleşebilmesi için abdesti engelleyici yukarıdaki 8 şeyden biri olmamalı ortada. Mesela kadının aybaşı hali devam ederken abdestin bir anlamı kalmaz. Yani sahih olmaz öyle bir abdest. Üçüncüsü, vücuda ya da vücut demeyelim, abdeste bütün vücut yıkanmıyor. Abdest organlarında deriye suyun değmesini engelleyecek bir nesne bulunmaması gerekir. Bu da iğne ucu kadar bile olsa. Ne olabilir? Mesela elde boya olabilir. Boya bir tabakadır. Yani belki gözle böyle alınıp kaç milim kalınlığındadır görülmüyor ama boya, mesela yağlı boya bir tabakadır. O tabaka derinin üstünde bir milimden ince bir şey de olsa kalınlık oluşturur ve deriye suyun girmesini engeller. Mesela tırnak boyası, tırnağı kadınların sürdüğü boya bir tabakadır ve yağlı bir cisimdir. Onun altına o tırnağın üzerine sürülen, ben boya diye isimlendireyim onu, kadınların tırnak boyasının altına su geçmeyeceği için tırnak boyası kullanan kadınların abdest alması mümkün değildir. Çünkü şartımız neydi? Deriye ulaşacak suyu engelleyecek bir şey bulunmayacaktır. Mesela aynı şekilde mum veyahut da bir balık pulu, balık pulları deriye yapışması halinde suyu, büyük bir balık pulu düşünelim. Bu pul bazen böyle bir tırnak kadar oluyor. Derinin üstüne yapışmış oluyor. Temizlenmesi lazım. Burada şeriatımızın kolaylık prensiplerini de konuşmamız gerekiyor. Birincisi, renk tabaka değildir. Önemli bir kural bu. Renk başka şey, tabaka başka şey. Boya tabakadır. Ama kına sürdüğünde ya da mesela havuç veya kabak rendeleyen birisinin elinde sarımsı bir renk olur. Ama bu renge kalınlaştırılmış bir gözlükle bile baktığınızda derinin delikleri görülür hala. O sadece çok dikkat bile edilecek olsa hissedilemeyecek kadar, yani derinin altına suyu engellemeyecek kadar zardan daha ince bir tabaka oluşturuyor. Ama boya öyle değil. Boya adeta ele geçirilmiş bir naylon gibidir. O yüzden tırnağın üzerinde kınanın renginin bulunması abdeste mani değildir. Ama boya bulunması abdeste manidir. Yani renk başka şey. İşte dediğim gibi mesela havuç ellese bir insan, onu olsa, veyahut da işte yeşil bir otu birkaç kere, mesela tarlada ot yolan bir insanın elinde bir yeşil renk oluşur ve yıkayınca da çıkmayabilir bu. Sabunla bile çıkmayabilir. Bir zaman kalır o. O renktir. Abdeste veya gusle engel olmaz. Ama tabaka böyle değildir.
Bu birinci mesele. İkinci mesele, meslek erbabına şeriatın getirdiği bir kolaylıktan da söz edebiliriz. Meslek erbabı ne? Mesela boyacı, mesleği boyacılık olan birisinin vücudundan, elinden, yüzünden boya lekelerinin %100 silinmesi çok zordur. Çok zor. Yani boyacıya eldivenle çalış denecek hali yok, eldivenle çalışamaz. İlla onun elinde ne kadar dikkat ederse etsin bir boya lekesi muhakkak bulunabilir. Normalde mesleği boyacılık olmayan, sadece boyacıya para vermemek için kendisi evinin boyasını yapmaya kalkan birisinin elindeki boyalar temizlenmeden abdest alıp abdestini sahih hale, geçerli hale getirmesi mümkün değildir. Neden? Mesleği boyacı olmayan birisinin elindeki boya abdestine engeldir. Elinde veya artık abdeste neresi yıkanacak? Ayağında olabilir, yüzünde olabilir. Yıkanması zorunlu olan yerlerde. Mesleğinden dolayı örneğine bir tane daha verelim. Mesela bir tamircinin tırnaklarının arası, tırnakla etin birleştiği yerdeki bölgede, hatta elinin içinde, elinin üstünde şu yağ bu yağdan dolayı tabaka oluşmuş olabilir. Bu tip meslek erbapları var. Yani eldivenle yapılacak bir iş değil o. Eline bakıldığında, yani tutsan bile elinde o yağlardan, kirden tabaka oluşmuş. Bu sabunla neyle yıkarsa yıkasın elinden çıkmaz o. Gerçekte de biz incelediğimizde mesela o yağlı katman onun elinin üstündeyken deriye de su gitmez. Şimdi bu Müslüman ya abdest almayacak ya da diyeceğiz ki ona el yıkamak önemli değil. Öyle bir şey diyemeyiz. El çünkü bir iğne ucu kadar bile kuru yer kalması halinde abdestli olması mümkün değil. Şeriatımız ne yapıyor? Buna kolaylık sağlıyor. Çünkü bu Müslüman işsiz kalması lazım abdest alabilmek için. Böyle bir zorluk dinimizde yok. Ama aynı şey çok yağlı pasta yaptığı için veya yağlı bir işle çok meşgul olduğu için bir ev hanımına geçerli değildir. O artık bir yolla yağın geçmesini ya da suyun engeli olan nesne neyse onun vücuttan gitmesini sağlayacak. Çünkü o onun mesleği değil, dikkat etmeliydi. Ya da şimdi bir yolla o engeli kaldırmalıdır. Demek ki abdestin iç şartlarının üçünü tekrar edecek olursak, yıkanacak denen yerlerde iğne ucu kadar bile olsa bir kuruluk söz konusu olmayacak. Abdestin oluşumunu engelleyecek engellerden birisi devam etmeyecek hayız hali gibi. Ve üçüncüsü, abdestin yıkanılacak denen bölgelerinde suya engel bir tabaka, yağ gibi, boya gibi bir tabaka oluşmayacak. İleride yaralı durumları meshederek abdest alma gibi bölümler gelecek. Orada göreceğiz. Mesela bir yaraya bant sardığı için abdest alan Müslümanın bu şartlarda olmadığını, onunkinin özür olduğunu, engel olduğunu, şeriatımızın ona başka bir kolaylık getirdiğini de inşallah göreceğiz. Bir başka başlığımız abdestle ilgili ve ibadetlerin tamamı ile ilgili. Önce şartlarından konuşuruz. Filanca şeyin şartları deriz. Yani başka türlü oluşmuyor o şartlar. Bu manada şartlar diyoruz. Mesela namazda göreceğiz. Namazın şartları diyeceğiz. Yani namazdan önce oluşması gereken şeyler. O namazdan önce oluşması gereken şeyleri yapmadın mı namaza başlayamıyorsun. Namazın içinden konuşmaya bir daha imkanın olmuyor. Abdestin de şartlarından söz ettik. Yani abdesti oluşturan şartlar. Şimdi abdestin farzlarından konuşacağız. Ya da rükünleri de diyebiliriz. Biz rükün kelimesini
bir açalım. Fıkıh kitaplarında rükün çok önemlidir. Mesela namazın rükünleri, yani farzları demek istiyoruz. Farz düzeyinde iç parçaları demek rükünler. Rükün aslında köşe, direk anlamına kullanılıyor. Abdestin rükünleri de abdesti ayakta tutan direkler demek. Farzları da desek aynı anlama gelir. Farzları da diyebiliriz. Çünkü farzlardan biz ne anlıyoruz zaten? Terk edersen abdest olmayacak anlıyoruz. Rükün de bu demek. Namazın da mesela içinden şartlar diye bildiğimiz şartları rükünleridir namazın. Ayakta durmak bir rüknüdür. İşte kıraat bir rüknüdür. Abdestin dört rüknü ya da dört farzı vardır. Bu dört farzda Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, abdest ayetinde zikredilen farzlardır. Birincisi yüzün yıkanmasıdır. Abdestin birinci rüknü yani birinci farzı yüzün yıkanmasıdır. Yüz insanın alnındaki tüy bitiminden çenenin alt kısmına kadar olan kısma, yani çene aşağı doğru 180 derece geri doğru dönüyor. En altta gırtlağın üst kısmına kadar olan bölgeye yukarıdan aşağı doğru çene diyoruz. Estağfurullah, yüzün yukarıdan aşağı olan ölçüsü diyoruz. Yüz ölçüsünün sağdan sola doğru olan ölçüde kulak yumuşağından, kulağın çıkıntı olan yumuşağından öbürüne kadar olan kısım. Bu bölge yüzdür. Bu bölgenin iğne ucu kadar kuru kalmayacak şekilde yıkanması abdestin birinci rüknü farzıdır. İkinci farzı abdestin ellerin yıkanmasıdır. El kelimesi abdeste en uzun parmağın ucundan dirseğin arkasına kadar, yani dirseği de kuşatacak şekilde yıkamaya ellerin yıkanması deniyor. Bu da abdestin farzlarındandır. Üçüncü olarak da başın dörtte birinin meshedilmesidir. İnsanın başı saçlarının bittiği bölgeyi yeni adlandırıyoruz biz. Bunun dörtte birini mesh etmek. Mesh'in tarifini göreceğiz. Abdestin rükünlerindendir. Üçüncü rüknüdür. Yani farzdır. Dördüncü farzı da, dördüncü rüknü de diyebiliriz. Ayakların çıkıntı kemiklerine kadar, bademcik kemiklerine kadar olan, yani topukların üst kısmına kadar olan bölgesinin yıkanmasıdır. Bu dört farz abdestin rüknüdür. Başka türlü yapılan işe abdest demek mümkün değildir. Bunlar yalnız bir defadır yıkanması farz olan. Biz ikinci, üçüncü yıkamaları sünnet olduğu için yapıyoruz. Onun da tafsilatını göreceğiz. Erkeklerin sakallarının altına su değecek şekilde yıkanmasına gelince, çünkü yüz yıkanması, yüzün yıkanması rükündür, farzdır dedik. Erkeğin yüzünün önemli bir bölümü, neredeyse yarıya yakın bölümü sakalla kaplıdır. Burada iki hüküm var. Böyle dikkat edildiğinde sakalının altından derisi görülecek kadar gevşek sakalı olanlar sakallarının altına su gidecek şekilde yıkamalıdırlar. Eğer sakal deriyi göstermeyecek kadar toplu ve gür bir sakalsa, onların sakalının da üstten yıkanması yeterli. Yani altına su ulaştırmaları şart değildir bu durumda olanların. Bir başka hem erkek hem kadın için geçerli. Yüzük kullanan Müslüman, kullandığı yüzüğün altına suyu ulaştırmak zorundadır. Bu da neyi gerektirir? El yıkandıkken şöyle yüzüğü hafif bir oynatıp altına
suyun gitmesini sağlamak. Yüzük çok bol bir yüzükse zaten kendiliğinden su alta geçer. Bir başka abdestle ilgili, abdestin sünnetlerine geçmeden önceki bir bölüm. Abdest aldık, başımıza meshettik. Sonra da saçlarımızı kestik. Meshettiğimiz saçları kestiğimiz için abdestin tekrarı gerekir mi? Ya da meshin tekrarı gerekir mi? Hayır. Çünkü abdestimizi aldık biz. Ondan sonra tırnak kesmekte de hüküm böyledir. Yani abdestliyken tırnak kestik. Yani abdest almıştık. Abdestten sonra tırnak kestik. Biz ne yapmış olduk? Abdestlendirdiğimiz bir parçayı attık. Geri kalan kısım, yani tırnaklar kesildikten sonraki kısmın yeniden yıkanması ya da abdest alınması gerekir mi? Hayır, bu da gerekmez. Özellikle saç kesiminin ve tırnak kesiminin abdeste bir zararı olmadığını, abdesti tekrar ettirmeyeceğini hatırlatmış olalım. Abdestin rükünlerinden söz ettik. Ondan önce şartlarından söz ettik. Abdestin bir de sünnetleri vardır. Sünnetleri ne anlama geliyor? Sünnetler bildiğimiz gibi müekket ve gayri müekket. Yani yüksek oranda istenen sünnetler, yoğun bir şekilde istenmeyen sünnetler. İstenmeyen derken yapılması istenmeyen, yani beğenilmeyen anlamında değil. Sünnetleri bu şekilde ikiye ayırıyoruz. Abdestin müekket olan, yani yapılması tavsiye edilen, ısrar edilen sünnetleri vardır. Burada hem bu sünnet için, buradaki sünnet deyimi için, hem de genel olarak fıkıh kitaplarındaki sünnet deyimi için önemli bir not düşmemiz lazım. Sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoğun bir şekilde yaptığı ama terk ettiğinin de görüldüğü sünnetlere sünnet denir. Eğer bir sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ara sıra yaptığı şeylerdense, yoğun bir şekilde yaptıysa ona müekket sünnet diyoruz. Ara sıra yaptığı şeylerse onları mendup diye anacağız. Yani mendup çok güzel olur, tavsiye edilir tarzındaki öğütlerdir. Eğer bir şeyin yapılmamasına hadis-i şeriflerde tehdit ilave edilmişse, bunu yapmazsanız Allah sizden razı olmaz, bunu yapmazsan ne biçim Müslümansın şeklinde anlaşılabilecek, yani tehdit, fıkıhtaki deyimiyle vaid, yani azap tehdidi olan şeylerse onlara vacip diyoruz. Farz değil ama vacip diyoruz. Bu hadis-i şeriflerden istifade edilerek genelde ortaya çıkılıyor. Yani alimler bakıyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yoğun bir şekilde yapıyor ama emretmemiş. Emretmemiş, tavsiye buyurmuş. Emredince farz oluyor zaten. Yani Allah bunu emrediyor size diyor, farz oluyor. Kolumuzu yıkamayı ayet emrediyor. Veyahut da hadis-i şerifte bunu yapacaksınız, Allah böyle emrediyor diyor. Buna farz diyoruz. Ama emredilmiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiye buyuruyor. Bakın ben yapıyorum diyor. Buna sünnet diyoruz. Abdestin de sünnetleri için geçerli bu. Diğer ibadetlerdeki sünnetler için de geçerli. Bunun için sünnetin fıkıhtaki tarifi, fıkıh kitaplarındaki sünnet tarifi, yapana sevap verilen, yapmayana da günah yazılmayan şey demektir. Sünnetin tarifi budur. İnsanlar bundan sünneti gevşek görebileceğimiz şeklinde bir sonuç çıkarabiliyorlar. Bu sadece bir cahilliktir. Sünnet nasıl gevşek görülecek? Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye buyuracak da Müslüman onu gevşek mi görebilir? Ama hiçbir sünnet farz gibi değildir. Sabah namazının iki rekat sünnetini çıkarırsak diğer sünnetlerin hepsi için bu kural geçerlidir. Yalnız sabah namazının iki rekat sünneti sanki farz gibi. Böyle bir, o da sünnet aslında da onun üzerindeki yoğunlaşan bilgiler, aleyhissalatü vesselam Efendimiz aman 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 bu iki rekat sünneti kaçırmayın tarzındaki yoğun tavsiyeleri, nasihatleri sabah namazının iki rekat sünnetini bir farz gibi gösteriyor gözümüzde. Yani uygulamada farz gibi duruyor ama fıkıh bilgisi olarak sünnet diye anıyoruz. Onun dışındaki sünnetlerin tamamı için hüküm, yaparsan sevap var, yapmazsan günah yok. Hiçbir sünnetin terkinden dolayı günah yoktur. O sünnete karşı laubalilikten küfür bile çıkabilir. Kafir bile olabilir insan. Bu ayrı bir mesele. Yani ezan mesela namazın sünnetidir. Hakaret eden kafir olur. Bir köy topluca biz ezana karşıyız, ezan istemiyoruz deseler onların irtidat etmiş gibi hüküm yemelerine sebep olur bu. Bu ayrı bir mesele. Ama ezan sünnetse eğer, ikamet sünnetse eğer, onu terk etmek namaza da zarar vermez. Terk edince de haram işlenmiş, günaha girilmiş bir durumda olmaz. Lahubalilik başka şey, yapamamak başka şey. Farzlar böyle değil ama. Bu nedenle farzlar kazaya kalır. Yani yapmayanın onu kaza etmesi gerekir. Sünnet ibadetlerin kazası yoktur denir. Sünnetler kaza edilmezler. Neden? Zaten mecbur değil, mecburiyetin kazası olur. Peki niye sünnetlerin üzerine düşüyoruz biz? Şefaat ihtiyacımız var. Bir de ne kadar sünnete titizlik gösterirsek o kadar farza da hakkaniyetiyle sahip çıkacağız demektir. Yani sünnetlerdeki gevşeklik maazallah farzlardaki gevşekliğin nedeni olur. Bir tür ibadete ısıtma nedeni sünnetler. Onun için sünnetlere yoğun bir önem vermemiz gerekiyor. Ama hiçbir sünneti de, sünnet ibadeti de farzı gibi görmemiz mümkün değildir. O da caiz bir hareket değil. Allah'ın peygamberinin farz dediği farz gibi kalacak, sünnet dediği sünnet gibi kalacak. Sünnetlere yoğunluk verip de başka bir farzı ihmal edeceksek yanlış bir iş yapmış oluruz. Bu da abdestin sünnetleri nedeniyle açtığımız bir gündem oldu. Abdestin en önemli sünnetlerini sırayla sayalım. Birincisi, istincayı kurulanarak yapmak. Yani kuru bir istinca ile, yani bir insanın bir tür büyük veya küçük abdestinden tereddüdü kalmayacak hale gelmesi sünnettir. Ama istinca ve istibra farzdır aslında. Bu farzdır fakat biz onu kupkuru hale getirip hiç tereddütsüz, sıkıntısız hale getirmemizi sünnet olarak konuşuyoruz. Aksi takdirde Müslümanın istincasız veya istibrasız ne namaz kılması mümkün, hatta kabir azabından bile korunması mümkün değil. Bir başka sünneti de abdesti niyettir. Yani niyet Hanefi mezhebinde abdestin sünnetlerindendir. Şafii mezhebinde de farzdır. Teyemmümde ise bütün fukahanın icma'i ile niyet farzdır. Başka türlü teyemmüm gerçekleşmez. Burada bir tafsilata girebiliriz. O da şudur. Bir defa niyet ettim ya Rabbi diye sözlü başlamak değildir. Ya nedir niyet? Lavaboya giderken abdest almaya karar vermektir. Teyemmüm için ise söz konusu olan, teyemmüm için elini toprağa vurduğunda niye vur diyorsun? Öğle namazı kılacağım, onun teyemmümünü yapacağım demektir. Bu içinden verilen karar. Yani teyemmüm veya abdest veya başka bir ibadetin niyetinden söz ediyoruz ya. Bu niyet
niyet ettim ya Rabbi diye başlayan cümleyi dille tekrar etmek değildir. Niyet, ne yaptığına karar vermektir. Şimdi abdeste dönelim. Abdeste Hanefi mezhebinde niyet sünnettir, farz değildir diyoruz. Böylece niyet etmeden abdest yapılması halinde bu Hanefi mezhebine göre yeterli bir abdest, abdesttir. Neden? Bu abdest çünkü niyetli veya niyetsiz geçerli, niyeti farz görmedik. Ama Şafii mezhebinde niyet farzdır dediğimizde, niyet etmeden abdest almış olsa bir insan, o herhangi bir şekilde abdest almış olmaz. Niyetsiz abdest olmayacağı için. Peki niyetsiz nasıl abdest alacak insan? Zaten lavabonun başına gitmek bir niyet değil mi? Öyle de olabilir. Nasıl olabilir? Yaz günü abdest alır gibi serinlendi. Yüzüne gözüne su serpti bir insan. Islak eliyle saçlarını ovadı, mes yapmış oldu. Ayağını, gözünü, her yerini yıkadı Müslüman. Dışarıdan baktığımızda bu abdest için yeterli şartlar oluştu mu? Oluştu. 10 defa yüzünü yıkadı adam serinlenmek için. Kollarını soktu, çıkardı, ovadı. Ayaklarını dirseklerine kadar, dizlerine kadar yıkadı. Tamam. Abdest için şartlar oluştu mu? Oluştu. Bu Müslüman serinlenmek için suyun altına gitmişti. Abdesti oldu bu. Neden? Çünkü ne dedik? Şart değil niyet etmek abdeste dedik. Niyet. Ama İmam Şafii'nin mezhebine göre bu abdest değildir. 100 defa da yüzünü yıkasa, kollarını 100 defa yıkasa, başını 50 defa meshetse abdest değil, serinlenmek için yapıyor bunu. Bu Müslümanınki abdest değil. Veyahut da mesela havuzda yıkanıp çıktı, yıkanıp çıktı. Yani havuzda yüzüyordu. Çabuk ezan geçiyor diye ikaz ettiler onu. Yapma yahu dedi. Bir abdest daha alsa baktı 2 dakika geçecek. Hazır havuzdan çıktım. Allahu Ekber, kıbleye dönüp namaza kıldı. Olur mu namaz? Hanefi ise olur, Şafii ise olmaz. Neden olmaz? Çünkü biri niyeti farz görüyor, öbürü görmüyor. Peki bu farz görmek veya sünnet görmek kura ile mi Şafii mezhebine düştü? Kura ile mi Hanefi mezhebine düştü? Hayır efendim, kendilerine göre delilleri var, dayanakları var. Ayet-i Celil'e niyeti saymıyor. İmam Şafii gerçi rahmetullahi aleyh ayetten de bunu çıkarıyor ama ayetin zahirinde 4 tane şart zikrediliyor. Dolayısıyla niyet bunlardan bir tanesi değil. O zaman abdest almaya niyet etmeden de şöyle kollarını abdest için gerekli olan işleri yapan birisi abdestli hükmündedir. Bu kadar ayrıntıya girmemizin ne gereği var? Herkes zaten lavaboya abdest almak için giderken niyet yapmış oluyor. Yani oturduğun yerden lavaboya doğru niye gidiyorsun diye durdurulup sorulursa abdest alacağım diyor. Dolayısıyla bu niyet zaten yılda bir, ömürde bir defa bu havuz örneğinde olduğu gibi bir farklı örnekle karşılaşırız. Bu hüküm bir. İkincisi, bu ulemamızın rahmetullahi aleyhim cemiyan din üzerindeki hassasiyetlerini bir kelimenin etrafında ciltler dolusu yazıp çizip Allah'ın dinini daha iyi anlamak, kılı kırk yarmak gibi işler yapmakta ne kadar mahir olduklarını, bize ne büyük bir servet bıraktıklarını hürmet ve saygıyla anmak için bunun üzerine değinmiş olduk. Bir başka sünneti abdestin besmele çekmektir. Bismillahirrahmanirrahim velhamdülillahi ala dinil İslam. En azından Bismillah demek Şafii mezhebinde belki değil ama bizim mezhebimizde, yani Hanefi mezhebinde sünnettir. Önce elleri güzel mafsala kadar yıkamak, yani eldiven giyilen bölüm, eldiven giyilen bölüme kadar olan bölümü önceden güzel yıkamak, o da sünnettir. Bir başka abdestin sünneti misvak sünnetidir. Misvake bir giriş yapacağız. Misvak Hanefi mezhebinde abdestin sünnetidir. Bazı müçtehitlere göre de namazın da sünnetidir.
Bunun arasında fark var mı? Var tabi. Nasıl fark var? Abdestin sünneti ise sadece, mesela öğlende bir abdest alıp yatsıya kadar insan namazını kılabilir mi böyle? Hatta sabah namazıyla yatsıya kadar namaz kılınabilir mi? Kılınabilir tabi. Hele hele kış günlerinde, çok kısa olur günler. Sabahın abdestiyle insan çok rahat yatsıyı kılar. Bu 4 vakit, 5 vakit namazı, hangisini kılıyorsak. Eğer abdestin sünneti ise misvak, sabah namazında abdest alırken misvak kullanan birisi 5 vakiti de misvakla kılmış olur. Eğer diğer müçtehitlerin anladığı gibi namazın sünnetlerinden biri ise aynı zamanda, o zaman diğer namazlarda da misvağını çıkarıp ağzını misvaklaması lazım ki bu sünnete uymuş olsun. Ama her halükarda namazın sünnetinden midir değil midir belki bir ihtilaf konusu, ama abdestin sünnetlerinden olduğunda ihtilaf yoktur. İkinci mesele, kadınların misvak kullanmaları konusunda bir sessizlik var. Kadınlar da erkeklerle aslında misvak konusunda aynıdırlar. Misvakı kadınlar da kullanırlar, erkekler de kullanırlar. Ayşe validemizin misvak kullandığına dair hadisi şerifi hepimiz biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son gününde de hadis kullanmışlardı. Misvak konusu açılmışken konuşulması gereken bir husus daha var. Misvak sadece abdestin sünnetlerinden değildir. Ağız temizliğinin kurallarındandır. Bu yüzden ağız kokusunu gidermek için de sünnettir. Uykudan kalkarken sünnettir. Namaz, biraz önce söylediğimiz gibi namazın başında da sünnettir. Toplantıya girerken ağız dişlerdeki son kirliliği almak için sünnettir. Kur'an ve hadisi şerif okumak için misvak kullanmak sünnettir. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin deyimiyle din sünnetlerindendir bu diyor. Din. Ne demek din sünnetlerinde? Yani dindar olmanın gereklerinden biri misvak kullanmaktır. Maalesef biz misvak kullanmayı son zamanlarda sembolik bir değer haline getirdik. Dış fırçası bolluğundan bir, diş fırçası ile temizlik yapılıyor. İki, aslında temizliğin, diş temizliğinin kıymetini takdir edemedik yeteri kadar. Üçüncüsü, misvak Arap topraklarından, Arabistan topraklarından gelen bir bitkinin adı, ama o tür ağaçların, yani fırçalanacak türde kılcal hale gelen ağaçların hepsinden misvak olabilir. Mesela dut ağacından da olabilir. Tabii yapabilmek ayrı bir konu. Ama misvak bulunmasa da, yani misvak kullanma imkanı olmasa da Müslümanın abdestini, eski alimler diyorlar ki bir bez parçasıyla da olsa dişini misvaklamalıdır insan. Biz bunu sadece misvak aletinden zannediyoruz. Mesela hırkasını ıslatıp dişlerini misvaklamalı, ama muhakkak diş temizliğiyle namaza durmak veya diğer biraz önce zikrettiğimiz yerlerde, mesela Kur'an okumadan önce diş temizliği, diş fırçası yapıyorsa bunu, bez parçasına gerek yok. Ama diş fırçasının olmadığı yerde bile insan işte gömleğinin, hırkasının veya mendilinin bir parçasıyla dişlerini temizlemeli ki asıl olan zaten misvak ağacını kullanmak değil, dişi temizlemektir asıl olan. Ama misvak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine hatırasıdır. Hararetli tavsiye ettiği şeylerdendir. Kıyamete kadar inşallah onun tavsiyesi olduğu için 100 çeşit fırça da çıksa, o otomatik, elektronik, dijital ne tür fırça çıkarsa çıksın, inşallah bizim abdest aldığımız lavabolarımızda misvak yerimiz hazır bekleyecek Allah'ın izniyle. Sırf onun sünneti ihya olsun, yaşasın diye. Bir başka sünnet de 3 defa ağza su vermek, 3 defa da buruna su vermektir. Önce ağza, sonra da buruna su vermek de bir sünnet çeşididir.
sağ elle buruna su vermek, ağza su vermek, burnu temizlerken de sol eli kullanmak da bir sünnettir. Oruçlu olmayanın özellikle buna dikkat edin. Oruçlu olmayanın gerek ağza su verme, gerekse buruna su verme esnasında daha böyle içine doğru çekmesi, mesela buruna çekerken böyle nefesi içeri doğru çekip suyun mümkün olduğu kadar gidebildiği en üstlere kadar gitmesini sağlamak da sünnettir. Aynı şekilde ağza doldurulan suyu çalkalayarak ağzın içinin tamamının çalkalanıp tükürülmesini sağlamak da sünnettir. Oruçta bu mübalağayı, yani çok yapmayı tavsiye etmiyoruz. Neden? Orucun tehlikeye girme endişesinden dolayı. Abdestteki ayetteki sıralamayı uygulamak da sünnettir. Ayetteki sıralama neydi? Bir yüz yıkamak, eli yıkamak, başı meshetmek, ayakları yıkamak. Bu sıralamaya uymak da sünnettir. Sünnettirden ne anlıyoruz? Önce kollarını yıkasa, sonra yüzünü yıkasa Müslüman, ya da önce başını meshetse, sonra kollarını yıkasa, bu abdest geçerli ama sünnete muhalif hareket edilmiş olur. Bir başka husus da abdeste ard arda yıkamak da sünnettir. Bu da Hanefi mezhebinin farklılıklarındandır. Yani ard arda demek, yüzünü yıkıyorsun, yüz kurumadan kolları da yıkıyorsun. Bir yüzünü yıkayıp biraz dinlenip ya da yüzünü kurulayıp sonra kollarını yıkıyorsun. Bu sünnete aykırı, ama yüz kuruduktan sonra kolları yıkamak bu sıraya ve ard arda yapmaya sünnet demeyen müçtehitler için, ki farz diyen müçtehit de var, abdest olmuyor. Yüz kıramadan, kurumadan kolları yıkamak lazım. Burada fukahanın ihtilafını nasıl rahmete çeviriyor Allah? Bunu görmemizin bir örneği olarak, mesela yolculukta zor bir yerde abdest alan bir Müslüman düşünün. Kollarını yıkıyor. Ayaklarını yıkayabilmesi için işte ceketini üstüne alması lazım. Çarşafını üstüne alması lazım ki ayaklarını yıkayabilsin. Islak onu giyemiyor zaten. Mâ-i müstamel diye titiz diyelim. Veyahut da işte ıslak kol giyilirse gömlek üstüne yapışacak. O arada peçeteyle kollarını kuruluyor. Kurulayınca başı meshetmeye geçiyor. Bu müvalaat dediğimiz, yani ard arda hemen kurumadan yapma hükmü bozulmamış oluyor. Öbür türlü havluyla kurulanıp da başını sonra meshetse, kuruduktan sonra meshetmek müvalaata zarar verebilir. Bunlar tabi dediğimiz gibi sadece ihtilaftan nasıl rahmet doğdu bunu anlamamıza yardım etmek. Organların, yıkanan organların 3 defa yıkanması da sünnettir. Mesh çeşitlerinde üçleme yoktur. Başı meshetme, kulakları meshetme de yoktur. Aynı şekilde çift organlarda, el ve ayakta, tabi çift organ abdesti onlar sadece, sağdan başlamak da sünnettir. Küçük bir not olsun, bütün işlerde sağ her zaman önceliklidir. Yani sağdan başlamak diye bir sünnet vardır. Bu nedenle mesela 3 kişi bir odaya girecekler, bir salona girecekler, önce sağdakinin girmesi sünnettir. Çünkü sağdan başlamak diye bir sünnet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinde. Ayakları ve elleri yıkarken parmakların ucundan geriye doğru yıkamak da bir sünnettir. Yani parmaklardan başlayıp geriye doğru gitmek. Yani topuktan yukarı doğru gitmek değil, parmaktan başlayıp gitmek. Ve aynı zamanda parmakların arasına su gitmiş olsa bile parmakların arasını böyle ovalamak. Peki bu nedir? Sünnettir. Parmakların arasına su gitmiyorsa, parmakları böyle bitişik gibi yapışık duruyorsa sünnet midir o zaman ovalamak? Hayır. O zaman farzdır parmakları açıp içine su götürmek. Yani su gittiği halde parmak aralarındaki, bilhassa ayak parmaklarındaki araları mübalağalı bir şekilde de olsa yapmak sünnettir. Başın tamamını meshetmek de sünnettir.
başın tamamını iki elle toplayıp meshetmek sünnettir. Kulakların da meshedilmesi sünnettir. Boyun meshi, boyunun meshedilmesi Hanefi mezhebinin bazı alimlerine göre sünnettir. Diğer mezheplere göre ve Hanefi mezhebinin genelinde de boyun meshi abdestin sünnetlerinden değildir. Yani kulakları meshetmek gibi değildir boyun meshi. Abdestin bir de edepleri vardır. Sünnetlerini saydık. Edepleri şu anlama geliyor. Sünnetten daha düşük. Ama iyi bir abdest için, ecirli bir abdest için, abdesti kaliteli hale getirmek için ulemamızın, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin, ashab-ı kiramın, selef-i salihinin tatbikatından esinlenerek ortaya koydukları kurallar demek edepler. Bunları mesela abdesti sudan yüksek bir yerde almak edeptir. Ne demek bu? Yani dökülen suyun üzerine sıçramayacağı bir yere oturmak. Oturarak abdest alıyorsan, lavaboda alıyorsan suyun sıçramasını engelleyecek bir şekilde yapmak sünnet, edebindendir. Kıbleye dönmek abdestin edebindendir. Başkasından su dökmek için yardım almamak, yani ibrikle abdest alıyorsan kendi ibriğinden kendi suyunu açmak edeptir. Abdeste dünya sözü konuşmamak edeptendir. Bu neyi gösteriyor? Konuşunca abdeste zararı yok. Namaz bozulur gibi bozulmuyor. Özellikle sol elle sümkürmek de abdestin edeplerindendir. Bu edepleri bilhassa tasavvufi menşeli kitaplarda daha fazla da bulabiliriz. Dediğimiz gibi bu bir ibadettir. İbadette ne kadar kalite ve itaat artarsa ecir de o kadar artıyor. Ama biz özellikle abdesti namaz için yeterli sayacak kıvamdaki bir şartları konuşuyoruz. Abdeste mekruhlar da vardır. Dikkat ediyoruz, mekruh haram demek değildir. Haram şiddetli yasak demektir. Mekruh çirkin şey demektir. Çirkinlik varlığa engel değil ama haram kökten kaldırabilir. Abdeste şu haramdır denecek olsaydı abdest kalkardı. Yani öyle abdest olmaz o zaman. Ama mekruh demek yakışmıyor. Yapılmaması gerekiyor demek. En azından faziletini düşürüyor abdestin. Abdestteyse, namazdaysa namazda. Mesela namazın içinde filan işi yapmak mekruhtur diyeceğiz. Bu namazı bozmuyor. Namazı bozan bir şey değil. Ya nedir? Namazda ecir düşüren, namazın kalitesini, ahengini, kalp huzurunu bozan şey demektir. Abdestin mekruhlarından sayacak olursak, suyu israf etmek mekruhtur. Lakin, bir inceliğe dikkat edelim. Suyu israf etmek haramdır aslında. Abdeste bir de suyu israf etmek, abdestin mekruhudur. Yani su israf etmek mekruh değildir. Yeri gelir bir bardak suyu dökmek haram olur. Filan zaruretten dolayı. Mesela birisinin daha abdest almasına yetecek kadar su senin israfından dolayı olmadı ve o teyemmüme gitti. Bu bir vebaldir. Bir ibrik suyla iki kişi abdest alacaktı. Bu dikkatsiz kullandığı için ya da israf ettiği için suyu bir kişi ancak onunla abdest alabildi. Bu israf başka şey. Normalde dere kenarında bile abdest alsa Müslüman, dere kenarında bile alsa, ki bu hadisi şeriftir, dere kenarında bile abdest alırsanız, dikkat edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç derenin yanında israf olur mu? Çünkü döksen de dereye gidiyor zaten. Ama mümindeki mantık bir defa israf etmemek mantığıdır. Bu sebeple Müslümanlar evlerinde abdest lavaboları ayarlarken hem o lavabonun
sıçramayacağı, üstüne su sıçratmayacağı şekilde yapılmasını sağlamalı. Hem de Müslümanın abdeste mesela sağ elini kullanıyor. Eğer musluğun açılış yönü abdeste sağ el kullanılırken sol elle zorlayacak şekilde ise Müslüman musluğu kapatmayacaktır. Çünkü niye? Zor kullanıyor. Lavabo düzenlerken Müslüman en rahat, en israfsız, en temiz abdest nasıl alacak? Ona dikkat ederek lavabosunu yapmalı. Mesela kıbleye yönelik yapmaya çalışmalı. Bunlar belki abdestin farzlarından, şartlarından değil ama edeplerinden dikkat edilmesi gereken şeylerdendir. Mesela aynı şekilde suyu yüze çarpmak da mekruhtur. Suyu yüzü alnından aşağı dökecek şekilde koymak gerekir. Abdeste boş şeyler konuşmak mekruhtur. Abdestin mekruhlarındandır. Bir önemli bilmemiz gereken mekruh da abdesti 3 defadan fazla yıkamak. Abdestte 3 defa yıkanacak yerleri 3 defadan fazla yıkamak da mekruhtur. Zira bu vesvesedir. Hatta 2 mi yıkadım, 3 mi yıkadım diye tereddüt edildiğinde bırakmak, 2 ile de olsa bırakmak evladır. Çünkü bir kere bu 2'dir muhakkak. 3 yıkayayım dedi mi insan, yıllarca bir daha hep 5 defa yıkar, hala 2 oldu diye devam eder. Çünkü kol zaten bir kere ıslandı mı abdest yerine geldi, ikincisi, üçüncüsü sünnetti. Vesveseye dönecekse o sünneti de terk ederiz. Zira vesvese Müslümanın abdestinde bir başladı mı maazallah, o bir daha huzur içinde abdest alamaz, ibadet edemez, taharet edemez. Abdestin var olduğunu kabul ettikten sonra bozan şeylerini de konuşmamız lazım. Bir Müslümanın abdesti ne zaman bozulur? Bunlar 1. Önden ve arkadan, yani idrar ve dışkı yolundan ne çıkarsa çıksın abdest bozulur. Kural bu. Bu idrar olur, dışkı olur veya yellenme olur. Yani insanın ön ve arka diye fıkıh kitaplarında ön ve arka denir. Ön ve arkasından ne çıkarsa abdesti bozucudur bu. Yellenme, yani gaz çıkması da dahil. Varsayalım kadının kanama olmadan doğum yaptığını varsayalım. Kanama olunca zaten abdest bozuluyor otomatik olarak. Otomatik olarak bozuluyor ve kadının lohusalık dönemi başlıyor. Kanama olmadığı takdirde, kanama yoksa böyle bir doğum olur mu? Fıkıhta olur. Neden? Çünkü fıkıh kılı kırk yarar. Kıyamete kadar bir kadının benden kanama olmadı ne yapacağım dedirtmez fakihler. Allah'ın izniyle. Onlar çünkü sabahlara kadar aylarca, senelerce ümmeti Muhammed'in dertleriyle uğraştılar. Bu arada kanamasız bir kadın doğum yapabilir. O yapabilir. Yani böyle ne olur? Buna rağmen kanamasız doğum yapan kadının abdesti bozulur. Ama bu arada kadın lohusalık hali başlar mı? Başlamaz. Neden? Çünkü lohusalık hali kandan kaynaklanıyor. Kansız doğum yapan bir kadının lohusalık hali olmaz. Ve üçüncü abdesti bozan şey, ön ve arkanın dışında, ön ve arkanın dışında, yani idrar ve dışkı organları dışındaki vücudun herhangi bir yerinden çıkan pis şey. Pis şey. Pis şey deyimiyle ter ve sümük, gözyaşı dışlanıyor. Çünkü gözyaşı, sümük, ter pis değildir. Yani sümük pistir ama necis değil. Necis değildir. Yoksa ter de koktuğu zaman hoş değildir ama sidik gibi, kan gibi değil. Vücuttan ne çıkabilir peki? Yani ön ve arkadan çıkanların dışında vücuttan kan çıkabilir, irin çıkabilir. Ter çıkabilir, sümük çıkabilir, gözyaşı çıkabilir. Ter, sümük, gözyaşı bunlar abdeste zarar değil. Ama kan ve irin abdesti bozar.
Dördüncüsü, ağız dolusu kusmuktur. Herkesin kendi ağzı dolusu kadar, zanla söylüyorum, herhalde bir su bardağı kadar mı olur? Yani insan belli olur zaten. Böyle kaşık kaşık gelmesi başka bir şey. Bir de ağız dolar, lavaboya zor yetişir insan. O kusmuk. Neden? Biraz önceki kuraldan dolayı. Mideden geliyor kusmuk. Kusmuk da mideden geldiği için mide pislik taşıyan bölge. Dışarı pislik atılmış oluyor. Ama böyle bir kaşık gibi acı su gelir mesela, yediği bir yemeğin işte pirinç tanesi kusmuk şeklinde çıkar. Bir kaşık. Bu insandan önlenemeyeceği için buna abdesti bozar dememişler. Ama ağız dolusu kustuysa midedeki pislikler vücuttan erip kanayıp kan çıktığı gibi dışarı çıkmış demek oluyor. Tükürüğe kan bulaştığı zaman, tükürüğe kan nasıl bulaşır? Umumen balkamda bir kanama olabilir. Yani ciğerlerden gelebilir. Dişlerden kanama gelir. Bu tükürüğe bulaşan kan her zaman abdesti bozmaz. Ne zaman bozar? Tükürdüğünde kırmızılık oranı daha yüksekse abdest bozuldu demektir. Hafif bir kırmızılık, yani tükürüğün rengi, ağız tükürdüğü zaman insan ağızdan gelen tükürük, tükürük tipinde, içinde kan olduğunu hissediyorsun. Bu abdesti bozmuyor. Ama tükürüyor, kırmızı renk galip geliyor, bozar. Uyku abdesti bozar. Ama uykunun abdesti bozmasının nedeni, gerekçesi, uyuyunca insanın kalçasına hakim olamayışındandır. Kalçadan gaz kaçma ihtimali vardır. Uyuyunca genelde insan uyuyunca vücudu rahatlıyor, gaz kaçıyor, anlayamıyor bunu insan. Gaz çıkması da, yani önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar dedik. Abdestten söz ediyoruz. Abdesti bozuyor. Bu abdesti bozan şeylerden biri gaz kaçmasıdır. Uyuyunca insan gaz kaçırma ihtimali olunca abdesti bozuldu. Peki, kalçası hareket etmiyor. Öyle bir oturmuş ki, yani gaz kaçması mümkün değil ve o arada uyumuş. Bu abdest bozulmaz. Bu abdest bozulmaz. Demek ki hangi uyumada, kalçanın yere oturup oturmaması ihtimaline göre hangi uyumada kişinin abdestinin bozulup bozulmayacağına kendisi karar verecek. Mesela bir çek yatağa oturup da yaslanıp kolunu da çek yatın bir kenarına koyup uyuyan birisinin abdesti bozulur. Neden? Orada gaz kaçma ihtimali yüksek bir şekilde oturuyor. Sert bir sandalyede oturup böyle uyukluya kalan birisinin abdesti bozulmayabilir. Buradaki kararı herkes, ölçüyü bilip kendisi verir. Şekerleme diye bir şey var uykuda. Şekerlemede, yani insan uyuyor duruyor fakat aslında uyanık. Yani gözlerini açamıyor uykudan. Bunun hükmü ne? Bunun hükmü şu. O uyuklarken, şekerleme yaparken yanındakilerin ne konuştuğunu uyanınca hatırlıyorsa uyumuyordu sayıyoruz bunu. Buraya da kendisi ölçü koyuyor. Yani namazı beklerken, cuma hutbesi okunurken mesela uyukladı kaldı. Yahu hutbe bitti kalk diyorlar. Kalkıyor. İmam ne anlattı hutbede diyor. Bilmiyor. Abdest bozuldu. Ama bağdaş oturuyordu. Kalçası yerde, gaz kaçma ihtimali olmayacak şekilde, o zaman gene abdesti bozulmuyor. Fakat caminin direğine yaslanmış bir şekilde ya da arkası caminin ayakkabılıklarına yaslanmış, pencerenin kenarına yaslanmış bir şekilde hutbeyi uyuklayarak dinledi. O zaman soru soracağız. İmam ne anlattı hutbede dendiğinde, işte filan meselenin, orucun önemini anlatıyordu.
İşte ashabtan filanca şöyle demiş. Ha, bu adam kestirmiş, şekerleme yapmış. Buna uyuktu. Neden böyle? Çünkü o arada gaz kaçıp kaçmadığını anlar. Bu kadar dikkatli, hutbeyi anlayacak kadar uyuyorsa. İki ölçü veriyoruz burada. Birincisi, makat iyice yere oturmuşsa gaz kaçma ihtimali yok bir şekildedir. Dolayısıyla abdestinin bozulup bozulmadığı konusunda bir tereddüt yok. İkincisi de uyuyan kişinin kestirme hali, şekerleme hali devam ediyorsa diyoruz. Buradan bu hüküm nereden çıkıyor? Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramdan çıkıyor. Ashab-ı kiram akşam namazını eve gidersek uyuyar kalırız endişesiyle yatsıya kadar Mescid-i Nebi'de beklerlermiş. O arada da şekerleme yaparlarmış orada. Kalkıp abdest aldıklarına dair de rivayet yok. Ama %100 yatıp uyusalar abdeste gidecekler zaten. Mescitte ne yapıyor? Orada biri işte ders yaparken, Kur'an okurken uyuklaya kalıyorlar. Akşama kadar güneşin altında zaten yoruluyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Abdeste kalkmadıklarına dair de bir bilgimiz olunca demek ki şekerleme yapmak abdesti bozmuyor. Yanında konuşulanları anlayacak, duyacak kıvamda ise. İnsanın bayılması, aklının gitmesi, sarhoş olması kesinlikle abdesti bozar. Bir başka hususta farz olsun, nafile olsun, akıllı, baliğ insanın namazda gülmesi namazı bozar. Bu gülme de dudakların gerilmesi, yani tebessüm değildir. Hihihi yapma şeklidir. Yani ağzından ses çıkacak şekilde güldü mü Müslüman namazı bozulur. Çocuklar bundan istisnadırlar. Çocuk gülse de gülmese de namazı bozulmaz. Dedik ya şeriatımızın kolaylığından dolayı. Erkekle kadının eşler olarak şakalaşma esnasında cinsel organlarını birbirlerine değdirmeleri de abdesti bozar. Bu değdirme yüzeysel değdirme olduğu zaman abdest bozulur. Yoksa herhangi bir cinsel ilişki düzeyine geldiğinde zaten gusül abdesti gerekir. Bu 12 saydığımız şey abdesti bozan temel unsurlardır. Abdesti bozmayan şeyler de vardır. Bunlar da özellikle bilinmesi lazım. Bunlar belki daha önemli. Çünkü insanın çok zor durumda abdestinin bozulduğunu zannedip sıkışması ve sıkıntıya girmesi mümkündür. Kan abdesti bozar demiştik. Ancak akan kan abdesti bozar. Çıkan kan değil. Deriden kan çıkması başka bir şey, akması başka bir şeydir. Deriden çıkan kan demek, şöyle kabul edelim, bir gömlek düğmesi kadar bir yer çizildi. Bıçakla çizildi, kapının koluna değdi, çizildi. Veya daha büyük bir yer, pardüse düğmesi kadar büyük bir yer, duvara sürtündü, kıpkırmızı oldu, kan çıkmaya başladı. Kan çıkıyor hala. Akmak ne demek? O çizilen yeri kalemle çizdik kabul edelim. Yani duvara sürtündü, betona sürtündü, işte pardesi düğmesi kadar, büyük bir düğme kadar bir yer derisi soyuldu. Orayı kalemle çizelim, kabul edelim varsayım olarak. Orası kan dolmaya başladı. Abdest henüz bozulmadı. Yarım santim aşağıya kaydı o kan. Hah, kan aktı. Bu abdesti bozar. Demek ki kanın çıkması başka şey, bozulması başka şey. Bozulma nereden gerçekleşiyor? Kanın akmasından gerçekleşiyor. Bu ayrıntıya dikkat ediyoruz. Kansız bir şekilde deri kopması vücuttan, o da abdesti bozmaz. Elle insanın kendi organına, yani erkeklik organına, kadınlık organına elle değmesi de abdesti bozmaz. Bir de Hanefi mezhebi
kuralları bakımından bir hususa dikkat edeceğiz. İnsanın namahremlerinin, yani kim olur namahrem insana? İnsanın haram olmayan yakınları ve haram olan yakınları diye iki grubu vardır. İnsanın mahremi annesi, halası, teyzesi gibi, yani ebediyen evlenmesi caiz olmayan kimselere mahrem, ebedi haramlar diyoruz. Bir de sonradan evlenmesi caiz olanlar vardır. Bunlara namahrem diyoruz. Yani bir insanın, bir kadının, namahrem kadının eline değmesi, bilerek bilmeyerek ayrı bir konu. Haramdır, caizdir, o da ayrı bir konu. Abdestini bozmaz. Kendi hanımının üstüne elini değmesi de abdestini bozmaz. Yalnız burada özellikle bir hususa dikkat etmemiz lazım. Bu Hanefi mezhebinin görüşüdür. Diğer müçtehitlerin görüşünde böyle bir el değmesi abdesti bozar. Bu sebeple imam olanlar, birilerinin namazını kıldıracak olanlar bu titizlikle dikkat etmeleri gerekir ki arkalarında öbür müçtehitlerin iştihatlarına göre ibadet eden Müslümanların hakkına, hukukuna riayet etmiş olsunlar. Ağız dolusu olmayan kusma da abdesti bozmaz. Bunu da özellikle vurgulamamızda fayda var. Bozan şeyler de geçmiştim. Makadı, kalçası iyice yere oturmuş, gaz kaçırma ihtimali olmayan bir oturma pozisyonunda ki birisinin uyuması da abdesti bozmaz demiştik. Bir mesele daha kaldı abdestle ilgili olarak. O da şudur. Abdest bazen farz olur, bazen vacip olur, bazen de mendub olur. Abdestin farz olması, farz bir ibadeti, yani nafile olmayan veya olan namaz cinsinden bir ibadeti yapmamız gerektiği zaman farzdır. Yani namaz için seccadenin başına geçebilecek birinin abdest alması farzdır. Tilavet secdesi için de farzdır. Baliğ olanların Kur'an okuması için de abdest almaları farzdır. Çocuklar için bu hüküm kaldırılabilir denmiştir. Kabe'nin etrafında tavaf etmek için abdest almak ise vaciptir. Namaz gibi farz değildir. Ama tavafın iki rekat namazı vardır. O ancak abdestle kılınabilir. Sünnet olan veya da mendub olan abdestler de vardır. Bunlar mesela uyumadan önce abdest almak sünnettir. Bir günah işledikten sonra istiğfar ederken abdest almak sünnettir. Hatta ve hatta normal abdesti varken bir Müslümanın çıkıp bir abdest daha alayım demesi sünnettir. Gergin, sinirli bir pozisyondan sonra insanın şeytanı kaçırması için abdest alması sünnettir. Ama çalınmış suyla abdest almak haramdır. Haram, demek ki haram bir abdest de vardır. Mesela abdest almış, henüz kurulanmadan bir abdest daha alayım demek, vesveseye ve abdestin birincisini boşa saymaya yönelik bir tutum olduğu için mekruhtur. Demek ki abdestin farz olanı olabilir, vacip olanı olabilir, sünnet olanı olur, mekruh olanı olur, haram olanı olur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.